Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizdə görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan gün tərtibdəki xəbərləri huzurunuzda sunuşub turışımız qanəmizə də qıtanlar ekranımız olsun. Xitay xalqara cəmiyyətini aldaşqı urunmaqda. Dünyadaki nüfuzluk akbarat organları küçülük delil ispatlı haberleri arkalık Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıp atkan iğir depsendikliklerini aşkarlı atkan bir payıda Xitay dairleri maksus akbarat ilan kılış yığını içip cinayi kılmışlarını pütülle inkar kılışı urunmakta. Tanrıdağ Doğru'nun 19. Mart'taki haberde bildirilişçe atılmış Uyghur Abnum Raylıq hükümetinin bayanatçılardan Xu Guşan, Korçak emeldarlardan Elican Anayat Qatarlıqlar 17 Mart Beijing'de Şarkı Türkistan'a alaqadar akbarat ilan kılış yığını ötküzgen. Korçak emeldarlar akbarat ilan kılış yığını da Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Genişinin 49. Növetlik yığını Cenevede içini batıdı. Bu ceryanda bazı devletler hakiki ekvalığı köz yumup, Şinjan kişilik hukuk meselesini destek kılıp, Cungo'u hücum kıldığı da bildirilip, halkara cemiyetini aldaşkı urunğan. Akbarat ilan kılış yığını da atılmış Şinjan Uyghur Abnum Rayonlu Halk Hükümetinin akbarat bayanatçısı Elican Anayat Amerika'ya hücum kılıp, Nurgun paket şunu ispatlaydı ki, Amerika del dünya kişilik hukuk işlerinin en çok buzgunçisi. Halkara cemiyet Şinjan halkının sadasını köprek anlayışı gerek deyip çalvakıgan. Akbarat ilan kılış yığını diyene halkara cemiyetini Şarkı Türkistan meselesi de yalgan ispatlar bilen aldaşma ıxtıda, Her kaysı sahadın 8 kişini atılmış öz geçirmişlerini sözleş namıda yalgan güvahlıq berişki mecburluğun bulup, yalgan güvahlıq berişki mecburlanğanlar içi de Şarkı Türkistan'ın Xotan vilayeti Keriya Naisi Derya Buyyesi'nin yezi başlıqı Korçak Emeldar Rizvangül Mutallibar bulup, o tor arqılıq yalgan güvahlıq bergen. Korçak Emeldar Rizvangül Mutallib sözü de namıratlarını başqı cayğı köçürüp yöleşinin aldı keyni de xalıq durmuşu da özgürüşler barlıq keldi de bildirilgan. O yalgan güvahlıqı arqılıq Xitayning növetti Şarkı Türkistan'da atılmış 5. emge küçünü yötkep işqi orınlaştırış namıda icra kılıp atkan sürgün kılış cinayetini aklaşqı orınğan. Küzet küçüler Xitayning yalgan delil ispat uydurup çıkış, yalgan güvahlıq birleşki mecburlaş qatarlıq usullar bilen Xalqara cemiyetinin közünü boyaşqı urunuvatqanlıqını, eminette Xitay Şarkı Türkistan'da özü inkar kılıp atkan cinayetlerini devamlıq en yukarı çekti icra kılıp kilip atkanlıqını, şundaqla muhacirettiki Şarkı Türkistan halkının güvahlıq beriş, ictimai uçur vasıtları arqılıq Xitayının teşviqatıdaki saxtıpeldikini paşqılış, Xalqara'da Xitayının haqiqi əbdi beşirisini içip taşlaş kereklikini bildirişmekte. Xitayning Amerika diplomatlarining Tibetga kirishini sistemalik cheklayotganligi haqida dokulat e'lon qilindi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Tibetga kirish ahvoli dokulati nomida eng yangi bayonot e'lon qilib, Amerika xodimlarining Tibetga kirishining yanada Beijingning sistemalik cheklamasiga uchrganligini bildirdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi 18 mart yangi dokulat e'lon qilib Amerika diplomatları, emeldarları, jurnalistleri ve sayahatçilerinin Tibet'ni tekşürüş hizmeti 2021 yılı Xitay dairelerinin sistemelik tosqulluğu uçurganlıqını bildirgen. Amerika Taşkı İşler Ministerliği 4. Qetimlik parlamentki sunuğan Tibet'ki kirip tekşürüş haqqıdaki yıllık dokulatta yukarıqı mezmullar oturgu koyulgan. Bildirilişçe Amerika Parlamenti 2018 yılı Tibet sayahati öz ara menfaat yetkizüş kanununu makullugan bulup, Bu kanun keyin Prezident Trump tarafından imzalanıp resmi kanunga aylanğan. Bu kanunda Amerika Taşkı İşler Ministerliğinden uda 5 yıl Tibet'ki giriş meselesi hakkında Amerika Parlamentosu dokulat sunuş talep kılınğan. Amerika Taşkı İşler Ministerliği Cuma günüdeki en yeni dokulatı da körüstüşe, Xitay dairleri 2021 yılı Amerika Taşkı İşler emeldarları ve xadimleri hem de muhbirlerinin Tibet'ki girip sayahat kılışını sistemelik çekilgen. Dokulatı deyilişçe Tibet rayonuna kirmekçi bolğan xalqaralıq ziyaretçiler, çetellik jurnalistler, diplomatlar ve başka emeldarlar rayonluq hükümetten sayahat icazeti talep kılgan bolsumu ama Tibet rayonluq hükümet tarafından ret kılıngan. Rayonluq hükümet bazı de Beijing'nin iltimasını ret kılganlıqını bahane kılıp ret kılgan. Gerçi Tibet rayonuna sayahatki beriş iltimasını 2021 yılı tasdiqlatış biraz asan bolğan bolsumu ama sezgür küllerde daim çeklengen. Dokulatı deyilişçe Xitay Amerika'nın Xitay'nın Houston'daki baş konsulxanasını taqib etkenlikiden 3 eliş üçün Amerika'nın Çingdu'daki konsulxanasını taqib etkenden buyan Tibet'ni öz içige alğan bir kısım rayonlarga bolğan sayahat çeklemesini küçe etken. Bu vaka sebeplik Amerika'nın Tibet rayonuna kirişi qattiq çeklengen. Amerika'nın Çingdu'da turuşluk baş konsulxanasındaki hizmeti toxtatılğandan buyan
Tibet dairleri Amerika'nın Beijing'deki baş elçi hadimlerinin Tibet rayonu ya ki Tibet'nin başka rayonlarını ziyaret kılış talebini red kılgan. Avustralya'da Uygurlar üçün destur teması da zor namayışı ötküzüldü. Avustralya'nın birkaç şehirlerde faaliyet kılıbatkan Uygur teşkilatları bilen Avustralya'daki Müslüman teşkilatları hemkarlaşıp, Xitayning Sharq Turkiston xalqiga ijro qilayotgan vahshiy dabsandichiliklar va irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishlariga qarshi zo'r ko'lamli namoyish o'tkazdi. Namoyish 20 mart kuni Uyg'urlar uchun dastur nomida Avstraliyaning Adelaid, Melbourne, Sydney, Brisbane, Victoria qatorliq shaharlarida o'tkazilgan bo'lib, namoyish Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati, Sydney Uyg'ur jamiyati, Victoria Uyghur Cemiyeti, Brisbane Sharq Turkiston Cemiyeti qatarlıq Uyghur teşkilatları bilen Avustralya'da faaliyet kılıbatkan İslami teşkilatlarının hemkarlığı da ötküzülgen. Namayış Xitayının Sharq Turkiston'da icra kılıbatkan sebepsiz türmü ve lagırlarga solap kırgın kılış, İslam ve Müslümanlarga öçmenli kılış, Sharq Turkiston halkını dindin çıkışkı mecburlaş, milli kimlikini yoktuş qatarlıq kılmıştırga karşı ötküzülgen. Sidney'de ötküzülgen namayış Sidney Uyghur Cemiyeti bilen şu yerdeki Müslüman teşkilatlarının hemkarlığı da ötküzülgen bulup, namayışka 600 neperden artık kişi iştirak kılgan. Adelaide şehirde ötküzülgen namayış, mezgur şehirde faaliyet kılıbatkan Avustralya Sharq Turkiston Cemiyeti bilen, Cenubi Avustralya İslam Cemiyeti'nin hemkarlığı da ötküzülgen bulup, namayışka Uyghur ve başka Müslümanlardan teşkillengen 300'den köpürek kişi iştirak kılgan. Beş şehirde ötküzülgen namayışta namayışçılar Uyghur Müslümanlara koyulgan çekleme emelden kaldırılsın. Sharq Turkistan'a erkinlik, Uyghurlarga erkinlik, Xitay irqi qırğınçılıkını toxtat degendek şuarlar yazılgan plakatlarını götürüp, Xitayning Sharq Turkistan'da icra kılıbatkan irqi qırğın kılış cinayetige karşı şuarlarını toğlugan ve bayanat ilan kılgan. Mezkur Uyghurlar üçün destur namlıq namayış bundan ilgiri Uyghurlar Sharq Turkiston Cumhuriyet gününü hatırlayotgan bir paytta Angliyadaki Müslüman Teşkilatlar Birliği 2021 13 noyabr Uyghurlarını kollab London'daki Xitay elçixanası bilen Manchester'daki Xitay konsulxanası aldıda 5000 kişilik namayış ötküzgan idi. Mezkur birlik 50'den artıq teşkilatın tərkib tapqan bolup ular Uyghurlar üçün destur şuarı bilen keng kölemlik namayış kılış arqalıq Xitayning Uyghurlarga yurgizibotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini ayiblagan edi. Namoyishda xalqaro jamiyatning bo'libmi Uyghurlar masalasida quloq yopirib olgan islom dunyosining bu masalaga bo'lgan diqqatini qo'zg'otish maqsad qilingan hamda zo'r ta'sir qo'zg'agan edi. Erdoğan vatani va erkinligini jon tikib qo'g'daydigan bir millatga taqobil tura oladigan kuch yo'q dedi. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale urushining ulug' qahramonlik dastoni ekanligiga ishorat qilib, mustaqillikka aşık bir millet bunundan 107 yil ilgari tarixining yo'nalishini o'zgartdi dedi. Türkiye Avazi Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Türkiye Prezidenti Erdoğan Çanakkale galibisining 107. xatir yili münasibeti bilen Şehitler Abidesi'nde ötküzülgen murasimda söz qildi. O Çanakkale urushining milletning vatanparvarlik, pidakarlık ve jasorat qatarlıq ali fazilati namoyon qilingan ulug' qahramonlik dastoni ekanligini itiqodi uchun o'limga tavakkul qilgan mustaqillikka aşiq bir millatning bunundan 107 yil ilgari tarixning yo'nalishini o'zgartganligini bildirdi. Erdoğan Çanakkale'deki iman itikadlı kalipler aldıda dünyanın en küçülük koşullarının mağlubiyetke uçurganlıqını, imanın işgal ruhi üstüden galibi kılgallıqını təkitləb, vətini ve erkinlikini can tikip qoğdaşkı bəlbağlıqan bir milletke karşı turalaydıgan heçkandaq küçünün, heçkandaq koralının yoxluqı körüldü. Türk milleti Çanakkale'de namayan kılgan tağdasız körüşü arqılıq, barlıq məzlumlarga ümit ata kıldı. Müstemliki astıdaki nurgun devletler Çanakkale urushidan ilham elip özlerinin küreşlerini başıldı. Bu noktadan etkanda Çanakkale galibisi bizninle emez 100 milyonluğun qeyrindaşlarımız ve izilgen halıqlarının mı ortak galibisidir dedi. Erdoğan Çanakkale bizden bir millet buluş süptimiz bilen ebedi ve ebedi qeyrindaşlıkımız ve takdirdaşlıkımızını eksettirdi ve simuvallaştırdı. Perverdigarım bizni şehitlerimizden yoludan ayırmasın. 18 Mart Şehitler Bayramı'da Anafartalar Komandanı ve Cumhuriyetimizin kurguçısı Gazi Mustafa Kemal'ni öz içige alğan barlıq şehitlerimizni sığınış içide esleymen. Onlarga Allah'tan rahmet dileymen digerlerini kayıt kıldı. Çanakkale'de imanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramış, işgal ruhu karşısında inanç
galip gelmiştir. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında durabilecek hiçbir kuvvetin, hiçbir silahın olmadığı görülmüştür. Türk milleti Çanakkale'de verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbimizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale zaferi bu bakımdan sadece bizim değil, Balkanlardan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya yüz milyonlarca kardeşimizin de ortak zaferidir. Bu şanlı zafer Türkiye'nin ve Türk milletinin olduğu kadar gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş mazlum halkların da zaferidir. Hemen yanı başımızdaki mezar taşlarına baktığımızda bu hakikati çok net görebiliyoruz. Burada sadece Türkiye'nin her ilinden, her ilçesinden, hemen her köyünden kahramanların kabirleri yok. Aynı zamanda gönül coğrafyamızın dört bir köşesinden gelip burada toprağa düşen şehitlerin mezarları da var. Saraybosna'nın, Üsküp'ün, Gümülcine'nin, Bakü'nün, Batum'un, Halep'in, Gazze'nin, Kudüs'ün çocuklarıyla İstanbul'un, Ankara'nın, Çorum'un, Yozgat'ın, Antep'in, Mardin'in, Edirne'nin evlatları tam 107 senedir bu mukaddes topraklarda beraberce koyun koyuna yatıyor. Xitayning yo'lovchilar aeroplani tushib ketdi. Xitoy Sharqiy Osiyo shirkatining Boeing 737 tipli aeroplani Guangxi o'lkasi Ting naisida tushib ketgan bo'lib, aeroplanda 132 odam bor ekan. Guangxi jiddiy ahvolga taqobil turish va kontrol qilish nazoratining xabar qilishicha, navbatdagi qutqizish atrofida aeroplan tushib ketgan rayonga yaqinlab qolgan bo'lib, qazo qilganlarning soni texicha aniq emas ekan. Xitoy Osiyo idorasining xabariga qaraganda 21 mart Xitoy Sharqiy Osiyo shirkatining Boeing 737 tipli aeroplani Kunming Guangzhou liniyasida uchayotgan bir paytda Wuzhou havo bo'shlig'ida markaz bilan bo'lgan aloqasi uzilgan. Navbatda aeroplanning tushib ketganligi jazmlashtirilgan bo'lib, aeroplanda 123 yo'lovchi, 9 nafar aeroplan xodimini o'z ichiga olgan 132 odam bor ekan. Jiemian xabarlari to'g'ri Baiyun aerodromining rasmiy supisi orqali Xitoy Sharqiy Osiyo shirkatining MU-5735 navbatchi aeroplanining tushib ketish voqeasining normal hodisa ekanligini egilgan. Bu aeroplan 21 mart soat 13:10 o'tganda Kunming Changshui aerodromidan qo'zg'olib, 14:52 o'tganda Guangzhou Baiyunga yetib bormoqchi bo'lgan. Intime to'g'ri nomli appning ko'rsatishicha MU-5735 navbatchi aeroplani soat 14:20 o'tganda 8869 metr egizlikte uçuyotgan bo'lib, oxiri 14:22 o'tganda 1333 metr egizlikte g'oyib bo'lgan. Xitoy xalq kesining xabar qilishicha, hodisa yuz bergandan keyin shu yerdagi kishilar tomonidan sinqa elinganligi gumon qilingan sinlar tarqalgan bo'lib, sinda oshkorlanishicha aeroplanning parchalari tog'liq rayonga tushgan. Turkmanistonning yangi prezidenti qasam berib vazifa o'tkazib oldi. Türkmenistan'da ötküzülgen prezidentlik saylamada galibi kılgan Serdar Berdi Muhammedov kasem berip vazife öteşini başildi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişe 13 Mart ötküzülgen prezidentlik saylamada galibi kılgan Serdar Berdi Muhammedov üçün Ruhiyet Sarayı'da mürasimi ötküzüldü. Serdar Berdi Muhammedov sabık reis Gurbanguly Berdi Muhammedov'un oğlu bulup, o aldığımızdaki 7 yıl boyunca prezidentlik vazifesini öteydi. 1981 yılı 22 sentyabr Aşqabatda tug'ilgan. Başlangıç ve o'tir ma'arifni bu şehirde tamamlagan Berdi Muhammedov Türkmenistan Yezi Egilik Üniversitesi'nin Kuruluş Texniki Fakültesini bitirgan. Berdi Muhammedov o'qish bitirgandan keyinla Devlet Yemeklik Sanoati Uyushmasi Tashqi Iqtisodiy Munosabatlar bo'limining o'xshamagan bo'limlarida bosh mutaxassis bo'lib ishlagan.
2008 yılından 2011 yılgacha Rusya Taşkı İşler Ministerliği Diplomatiya Akademisi'nin Xalqara Münasibetler Fakültesi'nde okuğan Berdi Muhammedov bu mezgilde Türkmenistan'ın Moskova Elçihanesi'nin meslehetçisi bolgan. O 2011-2013 yılları arasında Şivisariya'nın Cenve şehirde Avrupa Bihatırlığı boyunca terbiyelengen ve Türkmenistan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Cenve'deki daimi vakalethanesi de meslehetçi bolgan. Taşkı İşler Ministerliği Avrupa Devletleri Bölümünün başlığı bolgan Berdi Muhammedov, Ministerliğinin Xalqara Akhbarat Bölümü başlığı ve Türkmenistan Parlamenti Kanun Komitetinin reisi bulup vazife ödegen. 2020 yılı Muavin Taşkı İşler Ministeri bolgan deyken Ahal Vilayetinin şehirlik hükümet başlığı bolgan. Rusya ve İngilizce bilidigan Berdi Muhammedov prezidentliği sayılınıştın ilgiri Ministerler Kengişinin Muavin reisi bulup vazife ödemekteydi. Amerika'nın Saudi Arabistan'a hava müdafiye sistemisi evetkenliği ilgiri sürüldü. Amerika'nın ötken ayda Saudi Arabistan'a Nurgun Vatanperver namlık başkurulduğun bomba hava müdafiye sistemisi bataryası evetkenliği ilgiri sürüldü. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe, simlerinin aşkarılınışını halamaydıgallıkını bildirgen Amerikalık yukur derecelik emeldarlar Valkoçisi gezdiği bayanat berip, Washington'un ötken ayda Saudi Arabistan'a köpsandı Vatanperver namlık hava müdafiyesi sistemisi bataryası evetkenlikini bildirdi. Mezkur emeldarlar Riyad hükümetinin uzundun biyan İran himayesindeki Yemen Husilerinin uçkuçsiz hava aparatı ve başkurulduğun bomba hücumlarına karıştırış için Washington'dan Vatanperver namlık başkurulduğun bombaya karşı hava müdafiyesi sistemisi talep kılıp gelgenlikini ama bu talepnin uzunğu sözülgan bihaterlik kelişimleri sebebiden emdi kandırılgallıkını kayıt kıldı. Haberde Saudi Arabistan'a kançılık bataryanın kaçan ve kandak yetküzülgenliki toğırsızdaki tepsilatlarına uğrun berilmedi. Angliyada irqi ayrımcılıkı karşı namayışı ötküzüldü. Angliyanın paytaxtı London'da mınlıgan kişi irqçılıkka ve uruşku karşı yürüş ötküzdü. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe namayışçılar Angliya Radyo Televiziya organı BBC'nin paytaxt London'daki merkezden aldığı toplanğandayken yürüş başıldı. Angliya hükümeti ve başminister Boris Johnson'a karşı şuarlarını tovlaşkan namayışçılar panahlanğıçlarını karşı alımız, İslam'a düşmanlık kılışkı bolmaydı ve irkçılıkını ahırlaştırış kerek dep yazılgan lozunkularını açtı. Namayışçılar Angliya hükümetinin ayrımcılık ve irkçılıkı karşı hareketke ötüşünü talep kıldı. Hem de devlette panahlanğıçlarına karıştırış kanun layihisi depmi bilindigan devlet tevelliki ve çigra kanun layihisini emelden kaldırış çağırgıdı boldı. Namayışçılar paytaxtının en avat köçülerde yürüyüşlerini devamlaştırıp parlament meydanında namayışını ahırlaştırdı. London'dan başka yana Şotlandiya'nın Glasgow şehirde mi irqi ayrımcılıkka karşı namayışı ötküzüldü. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki varlı hizmettaşlarıma köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.